Herkese merhabalar. Turizm bir konusuyla İngilizce yolculuğumuza devam ediyoruz Songuç'un. Birazdan turizm konusunu mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Hazır mısın evladım? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum ama bu konuya başlamadan önce, introdan sonra bu konuya başlamadan önce sana çok güzel bir duyuruda bulunmak istiyorum. LGS hızlanma programımız geldi. Gerçekten artık hızlanmak istiyoruz ve bunun için de sana harika bir program hazırladık. Bilhassa en çok zorlandığımız dersler Türkçe ve matematikte mükemmel bir program yaptık. Burada hızlanma setimiz var. Hızlanma setimizin içerisinde gerçekten senin hem Türkçe'de hem matematikte hem de diğer derslerde netlerini artıracak mükemmel bir deneme de var aynı zamanda. Hızlanma denemeleri. Bugüne kadar işlediğin konulardan olacağın süper denemeler. Önünde analiz sayfaları da olan ve aynı zamanda burada bak yaptığın yanlışları direkt olarak konu konu takip edebileceğin süper yeni nesil soruların olduğu bir deneme. 2021'de birçok soruyu yakalamıştı bu denemeler. Sonra güncelledik. Şimdi 2022'de de birçok soruyu yakalayabilecek özel sorular var. Ve yine paragrafons gördüğün gibi mesela burada da süper süre ve odaklanma gücünü ayarlayan özel sorular var. Mesela biz bu soruyu 2019'da sormuştuk. 2021'de direkt LGS buna benzer bir soru aynen geldi. Bu ve buna benzer süper soruların olduğu bir kitap. Ve en önemlisi tabii ki en çok zorlandığımız ders matematik. Matematikte de senin için Problem Bankası kitabını bu setin içerisine koyduk. Ve hızlanma programımızda hızlanma setiyle birlikte matematiği, Türkçeyi ve diğer derslerimizin netlerini mükemmel bir şekilde artıracağız. Artık hızlanma zamanı diyoruz ama şimdi gel güzel bir şekilde LGS kampımızda İngilizce konusunu öğrenelim ve turizm konusuna bakalım. Hadi bakalım dersimize başlayalım Tonguç'um. Ancient City ne demek biliyor musun Tonguç'um? Tarihi şehir hocam. Harikasın bak. Ancient neredeyse Türkçe'de benzer bir şekilde geçmiş gibi antik demek yani tarihi. Antik şehir. Evet antik şehir diyelim şöyle antik şehir yazalım. City'yi de artık biliyoruz hani. Artık birçok yerde görüyoruz. Antik şehir diye yazdık. Countryside'da country normalde ülke anlamına da geliyor. Ama countryside kırsal. Country'nin aynı zamanda köy, kırsal kesim anlamı var. Countryside'da kırsal kesim. Yani şehirde değil de böyle doğa yürüyüşü. Şehirde değil de böyle köylerde işte ne bileyim böyle village dediğimiz küçük yerlerde olan şey. Bizim mahallede hocam öyle kırsal kesim. Kırsal değil evladım, kırsal kesim. Historic sites'e baktığımızda ise history İngilizce'de tarih demek. Historic tarihi demek. Tarihi siteler yani tarihi yerler şeklinde aklında tutabilirsin. Rural ise yine kırsal kesim anlamına geliyor. Urban dediğimiz yer ise kentsel kesim. Yani mesela İstanbul şehri urban ama İstanbul'un dışındaki işte Çatalca'daki veyahut Ankara'nın dışındaki, İzmir'in dışındaki veya şehirlerimizin dışında yer alan küçük köylerin olduğu, etrafında çiftlikler olduğu yerler ise rural arazi oluyor, rural area oluyor. Şimdi seaside'da hani burası kırsal kesim diye köylerde ya burada da sea deniz olduğu için burası da deniz kenarı dediğimiz yerler. Yani böyle deniz kenarı. Evet kıyılar şey oluyor. Mesela burada ne demişsin sen? I prefer ancient place. Ne demek istemişsin burada Tonguç'um? Ben hocam antik şehirleri tercih ederim. Gerçekten antik kentler ülkemizde çok fazla. İşte Efes'te, Antalya'da, Aydın'da çok güzel yerler var. Gezdiğin zaman esasında Anadolu'nun bir tarihin beşiği olduğunu görebiliyorsun. Şimdi devam edelim. Describing places. Yani yerleri tarif ederken nasıl cümleler kuracağız? Mesela demişiz ki what do you think of Urfa? Urfa hakkında ne düşünüyorsun? I don't think. Ne diyorsun oğlum? What, did you enjoy your trip? Urfa hakkında ne düşünüyorsun? Tatilinde eğlendin mi? Yani bu gezinde eğlendin mi diyor. Burada da cevap vermiş. Oku bakalım sen cevap ver. Urfa gezisine gitmiş bir Karadeniz uşağısın. Hadi bakalım. How sham it was. Yok sen normal şey İngilizcenle oku. It was incredible. It is really an ancient. Oğlum bir Karadeniz oluyorsun bir Hindistanlı oluyorsun. Normal bir İngiliz gibi yani şey. It was incredible. It's really an ancient city. Balıklı göl, mosques and caves worth seeing. But the weather was too hot. Harikasın. Farklı farklı aksanlarla dinlemiş olduk. It was incredible. İnanılmazdı diyor. İnanılmaz. Yani çok güzel anlamında. It is really an ancient city. Gerçekten eski bir şehir diyor. Urfa gerçekten peygamberler şehri. O zamanlar yani çok eskiden Hazreti İbrahim falan birçok peygamber yaşamış. Balıklı göl, mosques yani camiler, caves, işte mağaralar, worth thing yani görmeye değer çok güzeller diyor. But the weather was too hot. Fakat diyor hava çok sıcaktı diyor. Gerçekten. Dayanamaz gerçekten. Urfa'da kışın kışın artı 35, yazında artı 85 derece sıcaklık oluyor. Yok şaka. Fahrenheit mi? Fahrenheit şaka yaptım tabii ki. Yani kışın 15 derecelere iniyor. Yazında 40 dereceleri görüyor. Türkiye'nin en sıcak yerlerinden bir tanesi. Useful words. Yani biraz da kullanışlı kelimelere bakalım. Gerçekten bunlar senin için çok kullanışlı. Niye biliyor musun Sonuç? Ülkemize çok fazla turist geliyor. Bunlar senden yardım istediği zaman transportation, location, attraction, climate gibi kelimeleri mutlaka kullanacaklar. Yani hello diyorlar ya sana kesin. Bu da onun kadar önemli kelimeler. Dolayısıyla bunları bilmelisin. Şimdi
Accommodation dediğimiz şey esasında barınma, kalma anlamına geliyor. Kalacağımız yerler nere olabilir mesela? Kalacak yerimiz, otel. Hotels olabilir. İşte motels olabilir, biraz daha küçük diyebileceğimiz. Aynı zamanda bed and breakfast, yani yatak ve kahvaltının olduğu böyle günübirlik otellerde de kalabilir. O nedir hocam? Pansiyon gibi bir şey mi hocam? Pansiyon gibi bir şey. Yani sadece uyuyorsun, kahvaltı yapıyorsun, kaçıyorsun gibi. Burada şu çok önemli Tonguç'um. Kovalıyorlar mı hocam sizi? Yok, hayır, kovalamıyorlar. 11'de çıkış saatiniz ama 12'ye kadar da izin veriyorlar. Şimdi burada şöyle bir şey var. Accommodation dediği şey şu. Barınma demek. Ama sen yani normalde üniversitede öğrenciyken yurtlarda, dormitory, yurtlarda barınıyorsun. Ama tatile gittiğin zaman eğer how is accommodation derler, yani barınma nasıl derlerse, otellerin iyi mi olduğunu, ucuz mu olduğunu, pahalı mı olduğunu konuşuyor demektir. Transportation ise taşıma. Şimdi geldin, uçaktan indin, otobüse gidebilirsin şehrin içinde veya trenle seyahat edebilirsin. Ve az önce bahsettiğim gibi direkt ülkeler arasında da plane, yani uçakla da seyahat edebilirsin. Location ise yani gideceğin yer ülkenin neresinde, güneyinde mi kuzeyinde mi? Mesela diyelim ki Avrupa'da bir ülkeye gidiyorsan, ülkenin güneyinde bir yer, south olduğu zaman biraz daha sıcak oluyor. Ama kuzeyinde olursa, north olursa muhtemelen Orta Avrupa'ya denk geliyor veya da Kuzey Avrupa'ya denk geliyor. Soğuk olabiliyor north ya da east mesela, doğusuna denk gelebiliyor. Şimdi attraction ise oranın atraksiyonları, yani güzel yerleri. Mesela diyelim ki İstanbul'da atraksiyonlardan en birincisi nedir? Mesela köprü var değil mi mesela? Veyahut da camilerimiz var mesela. Mosque. Boğaz var. Boğaz var değil mi? Aynı zamanda ne diyebiliriz mesela? Castle, hisar var mesela, kale. Aynı zamanda eğer biraz daha doğada bir yerdeyse cave, mağara. Mesela Antalya'da tamam, deniz kenarları çok güzel ama mağaralar da var. Çok değişik mağaralar var Antalya'da. Cave. Veyahut da eğer tarihi bir kent ise palace. Mesela İstanbul tarihi bir kent olduğu için, Paris tarihi bir kent olduğu için, İngiltere tarihi bir, Londra tarihi bir kent olduğu için buralarda çok güzel saraylar var. Palace dediğimiz. Climate'a baktığımızda ise iklim, yani hot olabiliyor, sıcak olabiliyor ya da sunny, güneşli olabiliyor. Cold olabiliyor, soğuk olabiliyor ya da yağmurlu olabiliyor, rainy. Sen de eğer mesela yağmurlu bir yere gitmeyi sevmiyorsan, şimdi diyelim ki Londra'ya gitmek istiyorsun. Şimdi accommodation'a baktın, oteller pahalı. Transportation pahalı. Aynı zamanda tarihi yerler var falan. Aynı zamanda yağmurlu. Sen buraya deniz tatiline gidemeyeceğin anlaşılıyor. O zaman sen buraya farklı bir tatile gideceğini bilmelisin diyebiliyorsun. Şimdi diğer kelimelerimize bakalım. Castle, kale demek dedik. Mağara, cave anlamına geliyor. Hatta caving diye bir spor vardı hatırlarsan. Mosque, cami, Blue Mosque, Sultanahmet Camii olacak. Aynı zamanda palace, az önce söylemiştik, saray anlamına geliyor Tonguç'um. Fountain, fıskiye. Tabii bizim ülkemizde de, Avrupa'daki birçok ülkede de suyun çıkardığı o ses, o güzellikleri çok seviyor. Şırıl şırıl şırıl. Şırıl şırıl şırıl. Ama atarken dinlersen altına kaçırma ihtimali var Tonguç'um. Ya da meydan, mesela square. Burada da mesela Taksim Square. Bunu mutlaka bir turist Taksim Square'e gelir. Yani Taksim Meydanı'na gelir. Niye? Her kentin bir buluşma meydanı, insanların bir araya gelme, işte böyle resim çektirme, hediyelik eşya alma yerleri vardır. Onlar genelde square adlandırılır. Square diye adlandırılır, meydan diye. Bir de köprüler, bridge. Tarihi kentlerde veya İstanbul gibi boğazları bağlayan, nehirleri bağlayan kentlerde hep böyle bir köprü vardır. Avrupa'da mesela birçok kentin içinden bir nehir geçer ve köprüler vardır. Gider orada resim çektirsin. Bir selfie, hadi bakalım güle güle. Şimdi making comparisons. Birazcık da karşılaştırma yapalım. Mesela I think, bence diyor, İstanbul is more attractive. İstanbul daha çekicidir than Rome. İstanbul Roma'dan daha çekicidir diyor. Niye? Pardon, noktayı fazla koyduk. Roma'dan daha çekicidir. Niye? Neden olabilir sence Tonguç? Bir fikrin var mesela sen? Hocam çünkü İstanbul'da hocam boğaz vardır. Roma'da boğaz yoktur. Roma işte. Deniz yoktur Roma'da. Yani Roma'da vardır deniz yok. Vardır ama uzaktadır yani. Yani şehre uzak. Dolayısıyla İstanbul bir kere denizde 1-0 öne geçti. Boğaz'da 2-0 yaptı. Kebap'ta 3-0. Kebap'la 3-0 oldu. Bir anda künefeyle 7-0 oldu. Künefe zaten 4 gol söylüyor, haklısın. 7-0 oldu. Şimdi Roma'da gideceksin, yiyeceğin en fazla makarna. Hadi biraz dondurma, Roma dondurması. Roma dondurması. Biraz da Roma hamamına girdin diyelim ki. Hadi tamam, oradan bize da halası var hamamın. Aa doğru, hamam bizim hamamımız daha güzel. Birkaç tane tarihi resimde resim çektir, tamam. Denize girmek istesen olmaz. Dolayısıyla İstanbul more attractive. O yüzden Roma alt yemiş. Romalıları İstanbul'a davet ediyoruz. Gelin bize döviz getirin. Hadi bakalım. Tumi bana göre diyor. Modern architecture is, yani modern mimari is neymiş? More fascinating, daha heyecan verici, daha güzeldir than historical architecture. Burada ne demek istedi Tonguç'um? Hocam modern mimari benim için daha heyecan verici diyor. Yani evet. Daha mesela Sydney verici. Opera binası çok böyle değişik bir mimar. Evet. Tarihi eserlerden daha şey. Daha böyle Sydney Opera binası böyle daha böyle tarz yapmışlar. Ama Buckingham Sarayı'na bakıyorsun böyle biraz daha eski gibi duruyor. Veyahut da bizde mesela yeni yapılan bu Levent'teki böyle uzun uzun kuleler Dolmabahçe Sarayı'ndan daha heyecan verici duruyor diyordu. Ben buna katılmıyorum. Tarihi binalar daha güzel ama o adam da zaten to me diyor, bana göre diyor. Kendi fikrini söylemiş. Fikirler tartışılmaz. Şimdi burada
Mısır piramitlerinin önünde selfie çektirirken, ama tabii küçük piramitin öndesin galiba Tonguç'un, bir resmini koymuşlar, çizmişler. Expressing preferences, tercihlerimizi sunalım. Which one do you prefer? Historic sites or modern sites? Yani hangisini tercih edersin? Tarihi yerleri mi, tarihi mekanları mı, modern mekanları mı? Buraya geldiğine göre hocam herhalde şeydir. Harika, çünkü Mısır piramitleri tarihi bir yer. O zaman I would rather, yani ben isterim, tercih ederim, visit, ziyaret etmeyi, historical sites, tarihi yerleri. Because to me, çünkü bana göre diyor, they are more fascinating. Çünkü çok daha heyecan verici diyor. Ama sen, hocam burası Paris'teki müze de olabilir. Orada da böyle piramide benzer bir şey vardı. Aa, doğru, olabilir, mantıklı. Ama muhtemelen burada hani şu çöl möl arkadaki dekorasyonlardan anlayacağımız kadarıyla Mısır piramitleri olabilir. Ben şeye çok şaşırdım. Ben Mısır piramitlerine gitmedim. Ama bu hep Mısır piramitlerine... Ben gittim hocam, bu geçen seneki fotoğrafım. Güzel güzel çıkmışsın burada gerçekten. Biraz terlemişsin tabii sıcaktan. Mısır piramitlerinin olduğu yerin... hani hep piramitleri çekiyorlar ya şöyle. Bunun önü hemen önünde, yani fotoğrafın çektiği açının hemen arkası tamamen böyle karma karışık, böyle inanılmaz yoğun bir şehirmiş orası. Piramitlerin baktığın taraf ve arkası çölmüş. Yani sanki çölün ortası bir yer değilmiş. Onu görünce çok şaşırmışım. Yani giderek değil de şeyden, fotoğraftan görmüştüm. Yani fotoğrafı çekiş açısıyla o Mısır piramitleri... Keşke anlatmasaydınız, bütün hevesim kaçtı. Aynen, ben onu gördükten sonra gitmedim. Mesela bilet ve çıktı, hadi Mısır piramitlerine gider misiniz falan, Mısır'a, Kahire'ye ziyaret falan. Dedim yok, kalsın, ben istemiyorum dedim. Ve üzücü bir hikaye anlattım işte, paylaştım seninle. Şimdi important questions, önemli sorulara bakalım şimdi. Birincisi, what are the tourist attractions in İstanbul? Bunu gerçekten sana sormak istiyorum Tonguç'um. Sen bir İstanbul olarak, diyelim ki bir tane yabancı bir arkadaşın geldi. Diyelim ki Mozambik'ten bir arkadaşın geldi. Dedi ki sana, what are the tourist attractions in İstanbul'da? İstanbul'daki turist atraksiyonları nelerdi? Ona Ayasofya Mosk. Hocam Ayasofya Mosk. Ondan sonra şey var. Sistrin Şapel var hocam. Ondan Ayasofya sonra... Mosk diyorsun, güzel söylüyorsun ama Ayasofya'da şu anda cam değil. Ayasofya Müzeyum. Müzeyum. Tamam, başka Ayasofya. Topkapı Palace. Topkapı Palace. Blue Mosk demiştim. Blue Mosk hocam, evet. Blue Mosk, mavi cami, yani Sultanahmet'ten, yani Çinlilerinden dolayı. Bosphorus. Evet, Topkapı Palace demiştim. Topkapı Palace nedir Tonguç'um? Topkapı Sarayı hocam. Harikasın Tonguç'um. Ottomanların yaşadığı yer hocam. Evet, Osmanlı'nın, güzel, çok güzel. Başka? Bosphorus. Bosphorus, Bosphorus nedir? Bosphorus hocam şey hocam. Bosphorus bir isim. Boğaz Köprüsü. Boğaz Köprüsü. Çünkü Bosphorus'un kendisi güzel zaten. Yani Boğaz'ın kendisi de gezmek çok güzel. Düşünsene, bir yerde geziyorsun. Karşı taraf Asya, bu taraf Avrupa, yani muhteşem bir şey. Bütün bunlar İstanbul'un attractionları. Peki başka bir soru daha soruyor arkadaşım. Yani bu sefer sana sormuyor. Başka birine soruyor. What is Cairo famous for? Yani Kahire neyle meşhurdur diyor. Neyle meşhurdur? Sen git izin. Nasıl, piramitleriyle meşhurdur. Harikasın. O zaman cevabı şöyle vermemiz gerekiyor Tonguç. It is famous for, o meşhurdur. Neyle? Pyramid. Evet, the pyramids, piramitlerle, pyramids and the River Nile. Yani Nil Nehri ile meşhurdur. Gerçekten Nil Nehri dünyanın en ilginç nehirlerinden bir tanesi. Böyle binlerce yıldır şarıl şarıl akıyor. Kocaman böyle bir boğaz gibi akıyor. Ama küçük bir dağdan çıkıyor. Ve aynı zamanda o çölün ortasında aktığı için etrafını çok güzel yeşertiyor. Başka bir soruya bakalım. What is the weather in Urfa? Madem Urfa'ya gittin, biliyorsun Urfa'da terlemişsin, kebap yemişsin. O zaman sana soruyorum, sen de cevapla. What is the weather? What is the weather in Urfa? Hava Urfa'da nasıldı? Söyle bakalım. It is hot and sunny. It is hot and sunny. Gerçekten güneşli. Genelde böyle hava fazla bulutlu olmuyor. Yağmur yağmıyor Urfa'ya ve hot, sıcak oluyor. Peki burada bir cevap vermiş. Gondolas are the symbol of Venice. Venice'in sembolleri gondoldur diyor. Hakikaten Venice'de adamlar şeyin içinde, suların içerisinde geziyorlar. Tamam, güzel, sıkıntı yok. Peki sence bunun sorusu ne olur? What is the symbol of Venice? Harikasın bak. O zaman gondoluz. Evet, the symbol hocam, of diyeceğim. Ben de gondollere bindim. Aa, bindin mi gondollere? Nasıl? Bindim hocam. Gondollerde bir tane gondolör var hocam. Gondolör. Gondolör bizi alıyor. Bir çapkası var, böyle çizgili kıyafeti var hocam. Evet. Biz tartıştık hocam. Para mevzusu aramızda çıktı hocam. İndir eli falan. Sonra adam bizi aşağı attı hocam. Nasıl yani? Aynen, suyun içine attı hocam. Şaka yapıyorsun. 100 euro istedi, biz 10 euromuz var abi dedik. Yani böyle bir adaletsizlik olmaz dedik. İnanmıyorum. Suya attı sonra? Dolmuş yapalım dedik. Siz dalga mı geçiyorsunuz? Elit Venice'de böyle saçma sapan şeyler, çıkın aşağı dedi. Atladık hocam. Bizim dedelerimiz buralara gelip fethetmiş. Sen neden bahsediyorsun falan deseydin. Neyse, yapacak bir şey yok. Ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın arkadaşlar.